Merhaba değerli izleyiciler. Bugün sizlere yine Ludwigsburg Alevi Kültür Merkezimizin ve Pia Medya'nın ortak yapımı olan Birinci Gurbetten Bugüne, gurbette yaşayan vatandaşlarımızın gurbet hikayelerini yansıtmaya çalışacağız. Bu anlamda da ekranın alt köşesinde akmakta olan sosyal medya adreslerinden, telefon numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz. Sizlerin de hikayesini bu ekranlara yansıtabiliriz. Bu hafta benim için çok kıymetli, çok değer verdiğim bir büyüğüm, konuğum. Ali Çiçek amcam, Ali Çiçek amcam diyorum özellikle çünkü ben kendimi onların ailesinin bir ferdi gibi, kızları gibi gördüğüm için bu samimiyete dayanarak Ali Çiçek amcama hoş geldin demek istiyorum. Ali amcacığım hoş geldin. Teşekkür ederim. Nasılsın? İyiyim, çok iyiyim. Sizleri gördüğüm için daha iyiyim. Beni davet ettiğiniz için az da olsa bir konuşma yapacağım. Sizlere teşekkür ediyorum. Başarılar Rica diliyorum. ederiz. Bizler de sana çok çok teşekkür ederiz. Seni yorduk buralara kadar. Ama sen de senin gibi birçok büyüğümüz, bizlerin çok önemli, kıymetli değerlerisiniz. Bu programları yaparken aynı zamanda programlarımızı arşivlemeyi düşünüyoruz. Sizlerin fikirleri bizlere her zaman yol gösterecektir. Bu anlamda da tekrar Pia Medya adına, Ludwigsburg Alevi Kültür Merkezi adına sana teşekkür ediyorum bizleri kırmadığın için. Ali amcacığım, böyle bir sohbet şeklinde, soru cevap Evet. şeklinde bir program yapacağız. Bizler senin gurbet hikayeni bilmek istiyoruz. Ali amca kimdir? Nerelidir? Kaç senesinde, kaç yılında buraya gelmiştir? Nereden gelmiştir? Bu süreci senden dinlemek istiyoruz. Seni tanımayan izleyicilerimize önce bir kendini tanı, ondan sonra hikayeni dinleyelim. Teşekkür ederim. Ben 1938 Dersim Pürlümör doğumluyum. Adım Ali Çiçek. Ve Ali Çiçek, Çiçek'te biraz kalabalık. Ali Evet. Çiçek amca diyorlar. Ben 1938'den itibaren 30 yaşıma kadar doğduğum köyde yaşadım. Ve ondan sonra ileride anlatacağız. Gurbete geldim. Şimdi şöyle bir hikayem vardır. Müsaade ederseniz Tabii ki. ilave edeyim. Tabii ki. Tabii ki. Şimdi çocukluk tabii bir dağın başında bir köyde dünyaya geldik. Biraz yoksul yerlerdi oralar. Kendimi bildikten sonra okula başladım. Okula giderken bana dediler ki bunu söylemem gerekiyor mu Tabii bilmiyorum. ki, anlat Sen lütfen. nişanlısın. Nasıl oluyor bu? Köyde bir bayan doğum yapmış. Ben de bir yaşındayım, hani kucağındayım. Annem o bayanın ziyaretine gidiyor. O bayan diyor ki, abla diyor, benim bu kızım ölmezse senin çocuğuna vereceğiz. Ve o günden bugüne kadar öyle büyüdüm. Okula gittim, askere gittim, geldim. Evlilik yaptık. Bunu sen öğrendiğinde kaç yaşındaydın Ali amcacığım? Ben bunu öğrendiğimde Nişanlı bir olduğunu çocuk ne öğrendiğinde. kadar, mesela ne zaman? 7, 8, 9, O o yaşlarda. aralarda. Evet. Tabii ki bu biraz benim için zordu. Anne işte nişanlını görmeye gidelim falan pişman zorladı. Gittik işte bir şeyler götürdük. Zavallı kız içeri girdim. Duvara yaslanmış. Ben bir orada mum gibi kaldım. Öyle 8 sene bizim evliliğimiz devam etti. Şimdi ben 18 yaşında askere gittim. 2 sene askerlik yaptım. Askerlikten sonra abilerim Ankara'da çalışıyorlardı. Ankara'ya geldim. Orada iş başı ettim. Kamyonda çalışıyordum şoför olarak. 7 sene çalıştım. 7 sene sonra dediler ki Almanya ve Avrupa işçi istiyor. Bazı abiler, amcalar gelmiştiler onlarda. Kemal Sunal'ın bir filmi var. Geldiler, baktık adamların boynunda teypli radyo, bilmem bir kolunda dürbün var veyahut da lengerli fotoğraf şapka var falan, biz de heveslendik. O arada abilerim geldiler. O zamanlar kardeş kardeşi isteyebiliyordu. Bir istek yapmışlardı, beni istediler. Ben Abiler Almanya'dalardı o zaman. abilerim biri 67, biri 68 Almanya'ya geldiler. Bir inşaat firmasında çalışıyorlardı. Kardeş isteği vardı. O zaman kardeşler istediyordu getirip ben abi.
Ahimler nasıl gelmişlerdi? Onlar da firmalar. Onlar Arbeitsamtlastası ile gelmişler. Büyük abim Arbeitsamtlastası ile gelmiş buraya. Onun küçüğünü de abim istek yaparak kardeşi isteği getirmişti. İkinci kardeşim de beni istek yaptı. Abim beni buraya getirdi. Alanca o zaman ikinci jenerasyon olarak sen oraya gidiyorsun. Benim abim tabii birinci yani de sayılır, ikinci de hemen hemen aramızda iki sene vardı. Yani ben de birinci jenerasyondan sayılabilirim. İstanbul'a geldik, çok da insan var. Sırayla muayeneler bitti. Bir gün bize dediler ki her şey bitti. Biraz pakette kumaniye verdiler bize, zeytin peynir. Biraz naylonda ibrik gibi şeklinde bir naylon verdiler. Yarın sabahleyin Sirkeci Garı'na gideceksiniz. Tren kalkacak. Gittik, buluştuk orada. Çok kalabalık, bayağı kadın, erkek karışık. Kara tren geldi. Hani kara tren gelmez olaydı, düdüğünü çalmaz olaydı. Geldi, düdüğünü çala çala yanaştı oraya. Bindik. Bindik ama kendimi söyleyeyim. Binmek istiyorum ama ayaklarım gitmiyor. Binmek de istemiyorum. Öyle bir... Ne hissettin Ali amca o anda? Şimdi şöyle hissettim. Neydi kaygıların? Şimdi o yaşa kadar büyümüşüm. O vatanda yaşamışım. Anne baba yaşlıdır, bırakıyorum. Eşimi bırakıyorum. Çocuklarımı bırakıyorum. Vatanına uzak bir yere gidiyorum. Gerçekten öyle oldu. Yani hani istemeyerekten ben de bindim. Tren hareket etti. Yanımızdaki kompartmandan, birleşik kompartmanlar var, böyle ara açıp geçiyordum. Bunu hiç unutmayacağım, silmeyeceğim. 55 senedir ben Almanya'dayım. Bunu silmeyeceğim kafamdan. Kadınların ağlayışını gördüm ama hepsinin. Bir bağırtı, bir çağırdı, bir ağlama. Biz de insanız. Ben de ağladım, yanındaki insanlar da ağladı. Kara tren bizi aldı. Yugoslavya'nın toprağı çok güzel, düz ve uzun bir mesafe. O düdüğünü çalarak biz de üzülerek. Kadınlar ağlarken. Çok düdüğünü, çok ağır. Evet. Geldik Münih'e. Münih dedikleri bir yer dedi. Buradan ineceksiniz. İndik orada. Tabii ki tercüman konuşuyor. Her şeyde giden mesela elindeki belgeye baksın. Stuttgart, Hannover yahut da Hamburg. Bölüm bölüm sizi çağıracaklar. Biz indik. Bize bir kumaniye verdiler. Tekrar tercüman vasıtasıyla dedi ki size verilen kumaniye yarar domuz eti değildir dedi. Yiyebilirsiniz. Sucuktur panamışman. Geldik Stuttgart trenine bindik. Hareket etti. Geliyoruz. Ama geliyoruz, belki bedenle de, yani ruh geride kalmış Türkiye'de. Stuttgart Bahnhof'una geldik, Bahnhof dedikleri istasyonda. Gelmeden Stuttgart'a yaklaştık. Unterturkheim yazıyor. Ben tabii Unterturkheim ismini söyleyebiliyorum da o zaman söyleyemiyorum. O zaman söyleyemiyorsun. Evet. Ama Türk yazıyor, Türkiye okudun. Bir çeşit olduk. Biraz daha geldik, Obertürkheim, o da bir çeşit. Geldik, büyük Bahnhof'ta indik, abilerin ikisi burada. Firmadan adam gelmiş arabayla. Tabii şimdi abilerimi görünce biraz daha duygulandım, biraz. Gittik, bir hayıma gittik. Hayım dedikleri yani insanların, orada yatıp kalkıyorlar. 600 vanzalar vardı. Başka lisan konuşuyorlar, İtalyan arkadaşlar, Yugoslavlarmış, karışık. Hiç unutmuyorum, devamlı Morgan Arbeit, Morgan Arbeit dedim, bu da nedir, ne diyorlar bunlar? En çok kullandıkları cümle buydu diyorsun. Bizden önce giden Türk vatandaş vardı orada, biraz da Almancası vardı herhalde. Elbise getirdi, bana verdi, ayakkabı verdi, dedi yarın sabah saat 7'de otobüs gelecek kapının önüne, iş yerine gideceksin. Tamam. Ama o arada abim biri bu köy, bu şimdi bu yayın yaptığımız Erülgüs Asbest, bu asbestte bir döküm firması vardı.
Gelenler kontratlı geliyor. Bir sene mecburen o firmada çalışacaksın. Abimin kontratı bitmiş. Bu köyde de birkaç tane hemşerimiz, tanışlar var. Öbür abimin orada kaldık. Ve şimdi inşaata gidiyoruz. İnşaatı anlamıyoruz. Çekiç verdiler. Kelpetin verdiler. Çivi söküyoruz. Kazma kürek. Peki dil olayı nasıl Onu anlatılıyor bu anlatıyorum. ayrıca? Şimdi adam söylüyor. Kapı dedikleri yahut da Meister dedikleri adamlar el işaretiyle anlaşamıyoruz. Bunu yap, onu yap falan. Adam gidiyor, kumanya için gidiyor mesela. Feşba diyorlar kahvaltı için. Ve soruyor, bir şey bilmiyoruz ki ne söylüyorum adama, ne getirsin. Ekmek öğrenmişiz yahut da yoğurt öğrenmişiz bir şey. Yani dil bilmemenin zorluğunu ilk Çok zamanlar zor çok şey, çok yaşadınız, değil mi? çok çektik. Ve şimdi kolay değildir. Çalışıyorum, ben kendim için söylüyorum. Ben çalışıyorum ama tekrarlayayım bunu. Ben orada çalışıyorum ama kafam Türkiye'de. Yani bir müddet sonra abim seneyi doldurdu. İkinci abim de bu köye geldi. Ben orada kaldım bir sene. Bir sene sonra ben de buraya geldim. Şimdi şöyle, niye buraya geldik? Hemşehriler var. Çevre köylerden adamlar vardı. Geldik buraya. İş çok ağır, çok tozlu, demir döküp. Ama ona nazaran hemşehriler olduğu için biraz solunu azaltıyor. Yani işin zorluğunu azaltıyor. Yardımcı oluyorlar. Evet. Burada çoğaldık. Belki 60-70 dost, akraba bir araya geldik, çalıştık. Dediler ki çocuk, o zaman Türkiye'de sağ sol davası vardı. Okullara gidemiyorlar. Oğlan üniversiteye gidiyor ama gidemiyor. Kız yine öyle. Kızım evlendi, buraya geldi. Oğlanı da istek yaptım, getirdim. Şimdi geri kalan, diğerleri geride kaldılar. Kızım biri köy doğumlusu. Yani tümümör. Oğlan, büyük oğlan da o köyün de doğmuştur. Ankara'da da bir oğlan bir kız, özür dilerim sizden, dünyaya gelmişler, doğmuşlar. Nasıl yapacağız? Baktım çevredeki insanlar, arkadaşlar ailelerini getiriyorlar. Ben de müracaat ettim. Hanımı getirdim buraya. Kaç yıl sonra getirdin ailenin Ali amca? Ben 14 yıl sonra getirdim. On dört. Çünkü okul, çocuklar okula gidiyorlar. Yani 14 yıl ayrı yaşadınız. 14 Gurbette yıl ailenden. çamaşırımızı kendimiz yıkıyoruz, yemeği kendimiz pişiriyoruz. Alışverişi işten çıkınca koşarak gidip alışveriş yapıyoruz, getiriyor. Demek bir şey Peki bu yok. 14 yıl hainde mi geçti? Ayında geçti. Şimdi Sizinle pardes gidiyor muydu Ali amcacığım bu süreçte? senede bir sefer yıl başında veyahut da yazın izine gidiyorduk. Yani hatta onu da, acaba biz bir daha izine gidecek miyiz? Türkiye'yi görecek miyiz? Çocuğumuz görecek miyiz? Koşaraktan gidip alışveriş yapıyoruz, getiriyoruz, yemek pişiriyoruz, yemek yiyoruz, tıraş oluyoruz. Yarın sabah götürüp kahvaltı için biraz ekmeği, yağma, peynir sürüp Hazırlıyorsunuz hazırlıyoruz. önceden. Tekrar Geldiğinde işten yemeğini yapmış olan birisi yok. işe Zor. gidiyoruz. Hanım geldi, beğeniyor musun, seni getireyim mi, ne yapalım? Sonuçta eşimi getirdim. Bir oğlanla kız kaldı. Oğlan okuyordu. Küçük kızı getirdim. Burayı beğeniyor musun? Tamam dedi. Annem geliyorsa ben de geleceğim. Ben gittim, kızın çıkışını alıyorum okuldan. Okuldan öğretmen bana bunu söyledi. Unutmadım. Bakın, kadınların ağlayışı, onu unutmadım. Öğretmen bana dedi ki, sen bu kızı nereye götürüyorsun? Bunun mevalini çekersin dedi. Bu kız şöyle sınıfın birincisidir dedi. Bunu niye götürüyorsun? O kafama işlendi. Hiç unutmuyorum. Kızı getirdim. Büyük ikinci oğlan da okulu bitirdi. Ercan diye burada belki tanıyorsunuz. Tanıyoruz Ercan'ı. Buraya getirdim. Buraya yerleştik.
Ama şunu söyleyeyim, hiç ben şimdi 55 senedir Almanya'dayım. Hiç Almanya'ya alışmadım. Bunu yani gerçeği söylemem lazımdır. Evet, bunları soracaktım. Yani hani seni bölmek istemem tabii ki. Yani söylemek istediğin bir şey varsa Evet. İngilizce'de. Hani derler, kimisi diyor ki keşke gelmeseydim. Kimisi diyor ki iyi ki geldin. Kimisi diyor geldim gidiyorum. Yani senin var mı bu pişmanlıkların ama diyorsun zaten. Şimdi şöyle bir şey. Ben hiçbir zaman buraya ısınamadım. Hala öyleyim. 55 sene var hala öyleyim. Şimdi Sebepleri nedir Alan? tabii şimdi şöyle bir şey vardı. Bunu belki araya sığdırayım da adam söylüyor ya yoksul benim mecburiyeti gurbete. Gurbeti ben mi Ben mi yarattım? yarattım? Evet, Şimdi evet. yoksulluk vardı. Ve tabii ki Türkiye'den insan kalabalığı vardı. Sanayi yoktu. Mecbur kaldık, geldik. Isınamadık. Diyorum keşke hiç gelmeseydik. Tahtayı çevirdiğim vakit de iyi ki geldik. Çoluk çocuğumuzu getirdik. Çocuklar peki pişman oldular mı? Ya da baba niye bizi getirdin gibi. Olmadılar. Onlar daha rahat adapte Olmadılar. oldular. Onlar burada entegre oldular. Yani pek zorluk çekmediler. Şimdi Eşin rahat adapte olabildi mi? eşim orada çocuklar kalmıştı ikisi. Çocuklar gelmezse ben geri gideceğim dedi. Eşim, onlar da getirdi. Sonuçta aile buraya taşındı. Ama bir tarafına bakarsak diyorum iyi ki geldik en azından çocuklar burada iş buldular, çalışıyorlar, okuyorlar. Şöyle ben 2 seneliğine gelmek istedim. 2 sene Almanya'da çalışacağım. Geleceğim. Mesleğimdir bir tane dolmuşa taksi alacağım. Terk edeceğim. Ama evdeki pazarlık çarşıya uymaz dedikleri gibi öyle olmadı. Hırsızın mesela adam diyor hırsızı yakaladım al gel. Gelmiyor sen gel. Baba beni bırakmıyor. Almanya bizi bırakmadı. Ve burada kaldık. Şimdi çocuklar burada evlendiler. Benim ellerinden öper 4 tane çocuk var. Allah bağışlasın. 6 tane torun var. 3 tane torun çocukları var. 4. jenerasyon. Onlar için şimdi vatan bura. Onlar için şimdi ülke bura. Şöyle bir şey söyleyeyim. Anneden babadan soruyorduk amcalardan biz nereden gelmeyiz? Biz İran'dan Horasan üzerinden Türkiye Anadolu'ya gelmişiz. Yarın öbür gün bizim çocuklarımız da umarım, dilerim unutmazlar. Biz Anadolu'dan, Türkiye'den gelmişiz diyecekler yani. Buradan kimse geriye dönüş yapmayacak. Bir soracaklar nasıl? Peki Ali amcacığım, çok bizler için çok önemli. Alevi Kültür Merkezlerinin oluşumunun takibini yaptınız o tarihlerde. Bu süreçlerle ilgili gözlemleriniz, bu kurumlarımızın oluşumu aşamasında yaşadıkları zorlukları mutlaka sizler de gördünüz. Sen Stuttgart Alevi Kültür Merkezimizin üyesisin bildiğim kadarıyla. Evet. Ve birçok Alevi Kültür Merkezimizde de aktifsiniz, bunu biliyoruz. Dolayısıyla sizlerin mutlaka gözlemlediği konular oldu. Bunları senden öğrenmek istiyorum. Şimdi şöyle söyleyeyim. Buraya geldik. Biz orada Alevliği sordunuz. Pirler, rehber, mürşid, musayip, ikramları orada bıraktık. Tek başımıza buraya geldik. Onun 5 sene içerisinde her şeyi unuttuk yani. Bir deprem oldu, bir alt üst oldu. Yani her şeyden uzaklaştık. Ancak 1989'da Böblingen Derneği ve Heilbrunn Derneği, Alevi dernekleri açılmıştı. Belki bu çevreden, Ludwigsburg veyahut da Stuttgart çevresinde, Böblingen hariç, İlk olarak ben ve eşim Böblingen Derneği'ne üye olduk. 7 sene 1989'da. 89'da. 7 sene orada kaldık. Stuttgart açılınca Stuttgart'a taşındık.
Stuttgart'ta şöyle bir şey vardı. Cemevleri yoktu. Bir yer tutuyorlardı, bir oda. Gidip orada mesela hani buluşuyorduk. Bir şenlik oldu muydu? Ya bir bahçede, ya bir kırbayla, ya bir çimenlikte veyahut da bir ardiyede gidip kiralıyorduk. Yapılıyordu. Peydenpeye tabii hareketlendi. Binalar yapıldı, binalar alındı. Şöyle söyleyeyim. Herkes benim gibi, benim ve eşimin bu Stuttgart'ta, bu Almanya'da yapılan bütün derneklerde, hatta Türkiye'deki derneklerde ve bizim emeğimiz vardı. Ödeme yapmışız. Evet. Maddi Şahıs katkısı olarak. önemli. Bir de örnek söyleyeyim. Stuttgart Derneği'nin üyesiysen o Stuttgart Derneği Lüdesburg Cenevi'ni açıyor. Almış, satın almış. Biz aklımda kalanı söylüyorum. Herhalde 5 mi 6 bin euro yardım ettik. Yani bütün cemde evleri için. Evet. Türkiye'de de Ritüel hala da devam ediyor bildiğim kadarıyla. Bizim kurumumuzda devam ediyor. dernekler yeni oluşumlara destek veriyorlar. Örnek söylersem doğup büyüdüğüm Pölömer dedim biraz evvel. Pölömer Cemevi'ni mesela toplayarak araya gönderdik yaptı. Evet. Yani bu şekilde. Çok da iyi oldu. Ondan sonra siz sordunuz. Bence Alevilik bitmişti. Bu cemevlerin açılışıyla geriye dönüş oldu. Yani şimdi umarım, dilerim ki bizim gençlerimiz, bizden sonra yetişenler buraya sahip çıkacaklar. Vardı gençlere söylemek istediğim bir şey herhalde. Şimdi gençlere şunu söylemek istiyorum. Başta gençlerin okumasını istiyorum. Başta okumasını istiyorum. İkinci planda da ikinci de olmasın. O da birinci olsun. Cemevlerine sahip çıksınlar. Yürüdükleri yola sahip çıksınlar. Biraz evvel söyledim. İkrarına sahip çıksınlar. Pir, rehber, mürşit. Yani bunlar olmazsa olmazlarındandır. Bu binaları ayakta tutsunlar. Bu cemevlerine sahip çıksınlar. Evet. Ali amcacığım, Türkiye'de de komşularımız vardı. Burada da benim de hani kendi ilk geldiğimde yaşadığım sorunlardan birisiydi. Komşuluk Evet. bilmemenin Evet. de vermiş olduğu bir sıkıntıdan kaynaklı. Bununla ilgili neler yaşadın? Komşuluk ilişkilerinde ya da sorun Şimdi yaşadınız mı? eğer siz beraber çalıştığınız arkadaşa, komşuya, akrabaya uyum sağlarsanız sağlanıyor. Sorun Sağlanıyor. yaşamıyoruz. Tabii şimdi 55 senedir buradayım. Evlilikler oldu, yabancılarla ilişki, Ama dille alakalı hani bir sorun. dilde sorunlarımız çok oldu. Yani hala mesela dil bilmiyorum. Bizim zamanımızda okula gitme yoktu. Geldiğin gün ertesi günü iş başı Değil mi? edeceksin, Evet. çalışacaksın. Ancak zorluk görmedik. Tabii bir ara sıkıntı vardı. Yabancılar Raus memleketlerine gitsinler falan dediler. Evler bize verilmedi. O zorlukları çektik ama Evet. bu son dönemde bayağı kaldığım mahallede, kaldığım sokakta insanlarla siz de biliyorsunuz, yaşıyorsunuz. Her geçen bayan olsun, erkek olsun güler yüzle günaydın diyor, merhaba diyor. Evet. Veyahut da hani şöyle Durum çok söyleyeyim, fena değil mi? izine gidiyorlar, yanımızdaki komşular anahtarı bana bırakıyorlar. Biz gidiyoruz, senin ailen de gidiyorsa çiçeklere burada dışarıda su dökün ya eve sahip çıkın. Ya biz gidersek yani bin Yani nevi uyum sağladığınız zaman bir bir sorun yaşamıyorsunuz gibi. tabii yani siz eğer uyum sağlamak istiyorsanız sağlayabilirsiniz. O kadar fazla şey görmedim yani Sıkıntı yaşamadım diyorsunuz. sıkıntı yaşamadım. Cidden. Yabancılığı yani yabancısınız falan bir şey. Dışlanmadım. Evet. Peki Ali amcacığım, hiç unutamadığın, kuvvete geldin. Hiç unutamadığın iyi veya kötü bir anın var mı? Geldiğimiz vakit ben kendimi tekrar söyleyeyim. O kadar özlemim vardı ki hiç unutmam. Unutmam. Altında oturduğum ağaçların o gölgesini, o köklerini, o üzerinde oturduğum taşları çok özlüyordum, çok özledim.
O geldiğimiz Anadolu'ya, Türkiye tekrar acaba dönebilir miyim, bir daha gidip görebilir miyim diye arzusu vardı. Gittim, gördüm. Şimdi çocuğu getirmiştim. Gençler, arkadaşlar gidip geç geliyordu. Azarlamıştım bir gün, ağlamıştı, hiç unutmuyorum onu. İsmail Hakkı. İçimde kaldı. En çok benden sorarsan, en çok demin sorduğunuz, içimde kalan bir sızı vardı. Bu da imkanı yok, silemezsin. O zaman uçak yoktu. Yaz günüydi. Abilerin izine gitmişler. Babam vefat etmiş. Bana haber vermediler. Geldikten sonra duydum. Ve tabii ki çok üzülmüştü. Tesadüf de değil. Niye öyle oldu bilmiyorum. Biz orada değilken annem vefat ediyor. Yine tabii burada uçaklar falan yok. Bir şey yok. İmkanlar Biz kısıtlı üç diyorsun. kardeş annenin definine gidemedik. Bunu unutmam, içimde de bir sızıdır. Hala gittiğimde acaba annem babam yaşıyorlar mı, gidip göreyim diye. Çünkü definini görmemiştim. Bunu unutmayacağım. Zannediyorum bunu yaşayan çok insanımız var, canımız var gurbette. Bu acıyı yaşayan bu şekilde. Bunu da ilave edeyim müsaade ederseniz. Tabii. Bundan 19 sene evvel eşimle Türkiye'ye gitmiştik. 2 hafta sonra benim eşim Türkiye'de vefat etti. Sevdalı. 48 sene beraberliğimiz vardı. Tabii orada toprağa verdik, tek geldim. Çoluk çocuğun herkesin evi var, yuvası vardır. Birlikte gittiniz. 2 hafta Birlikte sonra gitti. vefat etti. Biraz astım vardı, bir hastalığı da yoktu. Doktora götürdük. Yine verdi veya hapsimizde. Ve sen tek geldin oradan. Tek geldim. Geldiğimde tabii bunlar itiraftır. Söylemem lazım. Sordunuz. Hiç unutmayacağım. Tabii ki. Çocukların evleri vardı. Bize gel falan düşman. Gitmedim. O ilk geceyi evde ne şekilde geçirdiğimi anlatmama gerek yoktur. Hiç unutmuyorum. Çok zor olsun gerekiyor. Ali amcacığım, bizim kurumumuzda da sıklıkla görüyoruz seni. Evet. Perşembe sohbetlerinde bir arada oluyoruz. Programın başında da dedim ya, benim için ben seni dinlerken sesli kitap dinler gibi Teşekkür oluyorum ederim. Sağ zaman olun. zaman. Hakikaten yaşadıkların, yaşanmışlıklar, tecrübelerin çok önemli, çok kıymetli benim için. Bizim Alevi Kültür Merkezimizin faaliyetlerini nasıl buluyorsun? Eklemek istediklerin var mı? Görüşlerin nelerdir? Sağ olun. Şimdi biraz evvel söyledim yani. İyi ki bu dernekler vardır, bu cemevleri vardır. Bir yerden bir dönüş yaptık yani, bir yerden bir dönüş oldu. Çünkü hepsi unutulmuştu. Bu anlamda da seni hemen böleyim. Bugüne kadar katkı sunan, emeği geçen her herkese buradan şükranlarımızı sunalım. Değil Sağ mi olun. Ali amca? Sağ olun. Sağ olsun. Sağ olun. Sizler de bugüne kadar emek veren tüm canlarım, iyi ki varlar. Teşekkür ediyoruz en baştan. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Şimdi yeterli mi, yeterli değildir. Şimdi bunu, ben Şükrü Kartal'da bir kültür merkezinin üyesiyim. Ama bu köyde oturduğum için çoğunlukla Lüdüsburg'a geliyorum, cemevindeyim. Yeterli değildir. Nasıl yeterli değildir? Biraz evvel siz söylediniz. Başta gençlerin gelmesi gerekiyor. Bir çeşit o gençleri buraya getirmeleri gerekir. İkincisi, dedeler yetiştirilmelidir. Şimdi bu herhalde bir ara Manayım'da bir iki devre yapıldı ve yetiştirdiler. Orada kısa kesildi. Dedelerin yetiştirilmesi gerekiyor. Üçüncüsü, herkesin elinde geldiği kadar buraya sahip çıkmaları gerekiyor. Yani şimdi bura belki biraz daha yeri iyidir ama çok yerlerimiz mal arasında kalmıştır. Bir yerlere taşınması gerekiyor. Bir el birliğiyle mesela bir yere taşınması gerekiyor. Yani daha güzel binalara, büyük binalara Binaların sahip olmak istiyorsun. olabilmesi lazımdır.
Ve her dernekte de bir çekişmeler oluyor. Az çok da olsa bunları da Oluyor. gönlümüz istemiyor. Hiç olmasın oluyor. Evet. Ama çok şükür tekrar yani bunu da gördük. Fatih Bacı, şimdi Türk Restoran'ı gibi yolun sonundayız. Evet. Gideceğiz ama iyi ki bu günleri gördük yani. Allah uzun ömürler versin. En azından Cem oluyor, burada Sema oluyor, Dede geliyor, Hakka Yürüyen geliyor, sizler gibi dostlar, akrabalar, insanlar bir araya geliyor. O da güzel bir şeydir. Evet. Peki Ali amcacığım, ben tekrar programın başında belirtmiştim programları. Evet. Şu anki yaptığımız programları izleyicilerimizin talep ve istekleri doğrultusunda bu konsept oluştu ve bu anlamda da Hüseyin Sınırtaş teknikte ve program sorumlusu arkadaşıma çok teşekkür ediyorum. Yine aynı zamanda Ludwigsburg Alevi Kültür Merkezimizin şu anki yönetimine çok teşekkür ediyorum bu konsepti destekledikleri için. Son olarak son sözlerini almak istiyorum. Tekrar çok teşekkür ediyorum geldiğin için, bizleri kırmadığın için. Özelini paylaştığın için çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsın Ali amca, seni çok seviyoruz. Teşekkür Son ederim. sözlerini, duygularını almak istiyorum. Çok sağ olun. Gurbete dair ya da gurbet nedir diyeyim son olarak. Gurbet şöyle bir şeydir bence, yani ben şöyle görüyorum. Gurbet bir insanın doğup büyüdüğü bir yerden bir yere gitmesi, başka bir ülkeye mal olması. Yani biz Anadolu'yu bıraktık, şimdi vatanımız bura, ikinci bir vatan. Nasıl ki bir bebeği annesinin kucağından koparıp alıyorsun. Ben gurbeti öyle görüyorum. Yani gurbet kolay değildi. Sizler için belki değişik olabilir ama yaşlar için bir çocuğun anneden koparıp ayırması gibi görüyorum ben. Vatan vatandır, vatan vatan vatan. Ama tekrar ben söyledim, bir daha söyleyeyim. Biz soruyorduk, İran'dan Horasan üzerinden Anadolu'ya gelmişiz. Yarın umarım, dilerim ki çocuklarımız da diyecekler ki biz Türkiye'den, Anadolu'dan gelmişiz diyecekler. Ben de size teşekkür ediyorum. Hüseyin kardeşime, Fatoş bacıma, Şirkat Alevi Kültür Merkezi'nin kapıyı açtığı için Cenab-ı Hak yardımcınız olsun. Başarılısınız, programlarını görüyorum, dinliyorum. Ve beni de getirdiğiniz için, konuştuğunuz için teşekkür ederim. Başımızın tacı olduğunuz Seyreden, için. gören, noksanlık, yanlışlıklar, eksiklerimiz için de özür diliyorum. Tabii ki insanın Af, hatamız da affola. olabilir. Türkçe lisan da eriyor. Affola, Bu konuda da tabii. affola sığınıyoruz Sağ olun. izleyicilerimizin. Şimdi 86 yaşındaki bir insanın konuşması mutlaka hatalı olur Çok yani. güzel bir sohbetti Çok Ali sağ olun. amcacığım. Çok Ben çok size teşekkür teşekkür ediyoruz. ederim. Sağlıklı, güzel çalışmalar. Efendim başarılısınız siz. Teşekkür ederiz. Hüseyin Sizin kardeşime de teşekkür sayenizde. ediyorum. Sağ olun. Teşekkür ederim Konuk Ali hepinizin, amcacığım. çağırdığınız için. Senin nezdinde de buradan yine kıymetli büyüklerime, ikinci jenerasyon, üçüncü jenerasyondan değerli canlarımıza seslenmek isterim. Onların da gurbet hikayelerini dinlemek isteriz. Bu anlamda da bizleri izlediğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Umarım sizlere güzel bir program hazırlayıp sunmuşuzdur. Önümüzdeki programda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın efendim.